Kanalımızın sevgili müdavimleri, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar sizlerle biz bir aileyiz ve sizlerin desteği olmadan hiçbir yere gelemeyiz. Kanalımız üstünde bir sıkıntı var. Gerçekten bir sıkıntı var. Şimdi bunu söylediğim zaman diyorlar ki 3-5 tane beğeni için yalan söylüyorlar. 3-5 tane beğeni için yalan söyleyecek olsam bunu söylemem. Derim ki arkadaşlar hadi bu videoya işte 5000 tane beğeni gelsin hepinize forma vereyim. Nasıl olsa 5000 tane forma gelmez ya. Hani şey 5000 tane forma diyorum. Mesela desem ki 1000 tane beğeni gelsin 10 kişiye forma. Emin olun 1000 tane beğeni asla gelmez. Bak istiyorsanız deneyelim. Gerçekten diyorum hani yalan söyleyecek olsam bunu yaparım. Bak yani yalana da gerek yok. Öyle olsa hani ben direkt doğrusunu söylerim. Zaten bu videoyu o kadar beğeni gelse bak bakalım sen kaç izleniyor. Kaç lira hasılat elde ediliyor. Ya sırf bu videoya bin tane beğeni gelse en az 15000 bin, 20 bin izlenir. Zaten 20.000 bin izlense kanal manalı abonesi coşar. 10 tane formanı hemen vereyim. Şimdi e, kanalda bir sıkıntı var. Şöyle. Arkadaşlar benim iki tane ekranım var. Bir ana ekran, ana görüntü ekranı. İki videoların e, hani sıralı listesinin olduğu ekran. Ana ekranda misal veriyorum. 2000 izlenme gösterirken videoların ekranına gittiğim zaman bakıyorum. 700 izlenme gösteriyor. Çok büyük bir sıkıntı. Hani an be an bakıyorum, takipliyorum. Böyle bir sıkıntı var. Bunu aşmamız için de sizlerden yorum, beğeni rica ediyorum. Videoları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bakın para pul yok işin içinde. Hani insan yalan söyleyecek olsa bir menfaat için söyler. Ben kanal için söylüyorum. Hani yalan olarak söylemiyorum arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. Böyle bir şey var. Görüntülü bir şekilde de aktarabilirim. Böyle bir durum var. Sadece yardımlarınıza ihtiyacımız var. Rica ediyorum arkadaşlar. Yani gerisini de size bırakıyorum. Canınız ne isterse ister inanın, ister inanmayın, size bırakıyorum ki sevgili kardeşlerim. Şimdi Fenerbahçe'de çok ama çok enteresan bir duyum var. Brezilya basının duyurduğu bir transfer olayı var. Ya Fenerbahçe'nin yepis yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer talebini duyurdu Brezilya basını. Transfer talebini. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Ee, öncelikle Jesus'un anlaşılmasının ardından artık Marcelo iddiaları Türkiye gazetelerinde manşetleri süsledi. Değil mi? Bunu hepimiz artık alışkınız. Hatta bizim kanalı da süsledim. Bu kez flash bir iddia geldi. Brezilya basını hani Fenerbahçe'nin dünyacınız ünlü, mar ünlü Marcelo için devreye girdiğini duyurdu. Ancak duyurmanın ötesine geçmişler. Yani Bruno Andrade'nin haberine göre Real Madrid'de geçtiğimiz cumartesi günü ayrıldığını açıklayan Marcelo Fenerbahçe'nin listesinde ve Jesus bu transferin edilmesi yani bu transferin gerçekleşmesi için yönetime çok büyük baskı uyguluyor diyor. Hani Marcelo da geleceğini belirlemek için acele etmiyor diyor. Şimdi herkesin bana sorduğu soru şu. Hocam gelirse Mesut Özil olur, ikinci Mesut olur. Ee, ya ikinci Mesut olur demek başka bir olay ben Mesut Özil için de bir şey söyleyeyim. Beni yanlış anlamayın. Hani ne bir şey olunca şemsiye açılmaz diyorlar. Sapı kırılınca mı ne şemsiye açılmaz derler. Bilirsiniz. Mesut Özil'i madem gönderemiyorsun. Madem sözleşme bitene kadar Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe benim sevdam aşkım falan filan diyor. O zaman Mesut'a uygun bir rol biçersin. Misal veriyordum. Davun Fenerbahçe'de 4-1-3-2 oynattı arkadaşlar. Gayet de güzel oynattı. Fenerbahçe 4-1-3-2 çok oynadı. Ve yardımcı forvet olarak hep Alex oynattı. Bazen bir çılgınlık edip çift forvet arkalarına Alex'i koydu. Ya hocam bu intihar sen böyle oynatırsan seni delik deşik ederler. Seni perişan ederler, seni yalama ederler. Arkadaşlar Alex'in 10 numarada önünde de çift forvet çıktığı hiçbir maçta puan dahi kaybetmedik desem inanmazsınız değil mi? Çünkü sen fark geriz diyorsun da rakip ne diyor? Ulan bunlar bir tane atarsa 2'yi de atar. 2'yi atarsa üçü de atar. 3'ü atarsa 4'ü de atar diyor. Bize tedbir almayan her rakibe fark attık. Hatta mesela bir Galatasaray maçı vardı. Ee, 4-0'lık. üç topumuzun direkten döndüğü maç. O maça benim girme imkanım vardı da giremedim. Hala içimde oktedir. Şimdi Fenerbahçe'de de Mesut Özil'i Gizli forvet oynatır. Gizli forvetin arkasında oynatır. Bir. Marcelo diyoruz. İki. Gabigol diyoruz. Üç. Delacruz diyorsun. Dört. Hani sonra haberde söyleyeceğim. Kanatlara birkaç isim diyorsun. Beş. Altı. Ben şunu söyleyeyim. 4 milyon euro falan filan istemez. Hani ikinci mesut olur. Şöyle olur. Böyle olur. üzerine katılmıyorum. Hocam Brezilya Ligi basit bir lig falan filan diyen arkadaşlara gülüyorum. Sadece bu eleman şey pardon Portekiz şey İspanya Ligi basitlik diyenlere gülüyorum. Bu arkadaş Şampiyonlar Ligi'nde yani tecrübesini tecrübesini bir düşünün. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Marcelo Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu olmuş. 25 şampiyonlukla. Ve kısa bir süre ailesinin geçirip hani Amerika'dan, Brezilya'dan teklifler var. Onları değerlendirecek. Ama Roberto Carlos'un izinden gitmesini bekliyoruz. Bugün bir arkadaş da şey diyor hocam. CZN Burak'ın fanatiği diyor. Yani gelebilir diyor. Düşünün arkadaşlar. 2005-2006'da Fluminense'de oynuyor. Real Madrid'de 16 sezonda 545 maç. 39 gol. 103 asist. İnanılmaz bir asist. Mesut Özil'in de kankası. Ben aslında kağıt üstünde isterim ya. Hani Mesut Özil'li, Marcelo'lu, Gabigol'lu, Dela Cruz'lu, Kim Minji'li. Hani bir Osayi ile bir Ferdi'li, bir Rossi'li, ne bileyim birkaç takviyeli, Altaylı, Maltaylı bir Fenerbahçe'nin çok canlar yakacağını düşünüyorum. Hocam yaşlı olur. Lan Marcelo yaşlı. Mesut yaşlı. 3. 3. Ya size Halil Akpınar müstahak. Gerçi Halil Akpınar'la ilgili gerçek ortaya çıkmış haberiniz var mı? Yani e, transferin gözdesi Halil Akpınar'la ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşanmış. Hani Fenerbahçe'ye transferi son anda yatmış arkadaşlar. Oh hocam çok iyi müjde verdim ya. İşte budur ya. Şimdi Göztepe'nin düşmesinin ardından ayrılık kararı aldı Halil. Ve İstanbul devlerinin gözdesi konumda. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe ben hem de diyerek söze gireyim. Hem de Trabzonspor Halil'i istiyor durumda. Hani Doğru ya doğru. Ha diğer takım arka, yani diğer takım tutan arkadaşlar belki katılmayabilir ama istiyor durumundalar. Fakat sürpriz bir gelişme yaşanmış. İsmail Kartal Halil'le görüşüp söz kesmiş. Fakat İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den e, ayrılması bekleniliyor ve bu o ayrılığın ardından transfer sürüncemeye girdi deniliyor. Tabi son karar Jorge Jesus'ta diyor ama ee, hani Hallak bunların bu sezonki karnesi zayıf. 34 maçta 5 gol 7 asist. Şunu söyleyeceğim. Ya hocam Emre Mor'un karnesi bundan da kötü. Ama Emre Mor diye ölüyorsunuz. Yani birçok kişi... Arkadaşlar Hallak bunlar 28 yaşında. Emre Mor 24 yaşında. Emre Mor zamanında yani Dortmund falan görmüş bir futbolcu. Ha aklını kullanmadı orası ayrı mesele ama potansiyeli çok çok yüksek bir futbolcu. Şimdi kadronda Türk olmak zorunda. Türk oyuncu sayısı belli bir sayıda olmak zorunda. Hatta 28 kişilik kadroda 16 tane Türkün olmak zorunda. Şu an için tabi kural 15 dakika sonra değişmezse bazı takımları isteyelim. Allah bunları zor görüyorlar. Fenerbahçe'ye Konyaspor'dan çifte müjde. Bakın Konyaspor'un bize verebileceği müjde ne olabilir? 1 Abdülkerim Bardakçı, 2 Fenerbahçe'ye iki maçta da hocam ma maçı bırakacaklardır. Odur müjde. Değil mi? Şimdi çifte müjde neymiş merak ettim. Fenerbahçe Başkanı telefonla görüştüğü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Amir Hacı Ahmetoviç ve Abdülkerim Bardakçı transferi için anlaştı diyor. Bakın. Şimdi başlığa koyacağım ben. Fenerbahçe iki futbolcu için kulübüyle anlaştı diye. Hatta şöyle vermek lazım buna. Son dakika Fenerbahçe Konyaspor'un iki yıldız oyuncusu Amir Hacı Ahmetoviç ve Abdülkerim Bardakçı için kulübüyle anlaştı. Her konuda anlaştı diye. Bak diyor ki Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarıları Acıbetli Kulübün Başkanı Ali Koç önceki gün Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Amir Hacı Ahmedoviç ve 27 yaşındaki stoper Abdülker'in baldakçı istediklerini söyledi. İki futbolcu için toplam 11 milyon euro, 10, 11 milyon euro bonservis talep eden Konya Spor'un Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi. Terbiyesizlik yapmayın. Ne oluyor ya? Aziz Başkan beni anladı herhalde. Şimdi iki futbolcu için 11 milyon euro istemişler ama ikisini birden alacaksınız. Madem ucuzdatalım demişler. Anlaşmanın sağlandı ve Kim Min satışınlardan transferin noktalanacağı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un tarif olduğu oyuncuların Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi. Bakın haberde hiçbir kayda değer bir şey yok. Abdülkerim Kim'in muhtemel ayrılığı sonrası stoper rotasyonda Salahi ile rekabete girecek. Amir ise Jesus'un savunmanın önüne konuşlandıracağı pasör olacak diyor. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Diyor ya. Şimdi ben bu haberi niye okudum? Niçin okudum? Bunu izaha gerek yok. Hacı Ahmet için 6 milyon euro piyasa değeri var. Ama bizim transfer market o kadar zeki ki. Mesela Arda Güler'i 19 yaşında zannediyorlar. Yok artık hocam Arda Güler'in 86 yaşında olduğunu herkes bilir. Bilmiyorlar. Şimdi Hacı 1.79. Önlü Bero Bosna Ersekli. 36 maça çıkmış. 2 gol 5 asist. 3.210 dakika. Eyvallah Süper Lig'den biliyoruz. Bosna Ersekli takımından biliyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Öyle 5-6 milyon euroluk bir futbolcu olsaydı emin olun size bize bırakmazlar. Bize koklatmazlardı. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı için yani ben tam notunu veremedim. Açıkçası alıcı gözle izleyemedim. Fakat bize hızlı Geriden oyun kurabilen. Müdahaleleri temiz ama sert stoperler lazım. Hani kim Minji Kim Minji lazım bize? Abdülkerim Bardakçı yüzde kaç kim Minji eder? Ona göre bakın 5 milyon euro yazıyor ama piyasa değeri değişik. Yani istenilen fiyat başka. 34 maçta 5 gol 4 asist 3014 dakika. Bu savunma için sizi yanıltabilir. Ben dakikaya bakarım. Valla bana kalacak olursa Abdülkerim Bardakçı konusunda bir şeyleri zorlarız. Ama çok zorlar mıyız? Başımıza iş alır mıyız? Bilmiyorum. Ama bir şeyleri zorlarız gibi geliyor. Fakat öyle ikisine de anlaşıldı. Kesin bizdeler demek yalan olur. Bir de 11 milyon euro. Transfer market değeri 11 milyon euro. Sen bunları 11'e satamazsın. Türkiye'de bu iki futbolcu anca 7'ye satarsın. Ha şu olur. Gustavo Konya'ya gitmeyi kabul eder. Tisserant'a gitmeyi kabul eder. Sen Gustavo'yu verirsin, Tisanarto versin, üstüne de 2 milyon euro para verirsin, ikisini birden alırsın. Ben o zaman kabulüm. Yani Gustavo, Tisanarto verir, alırsın. Kabulüm. Hocam Konya'ya salak mı? Ben yanlış anlamayın. Yani beni zan altına bırakacak sorular sormayın. Ben sadece bu iki, bu ihtimale kabulüm diyorum. Onun dışında imkansız. Yani bana mantıklı gelmiyor. Bir, ikincisi ya yeryüzünde birçok isim var artık. Hani Jorge Jesus ismini duyunca depara atarak gelecek isim var. Bilmiyorum. Eren Elmalı'dan transfer açıklaması. Şimdi Eren'le ilgili de bana zayıf duyumlar geliyor. İşte Eren Elmalı Fenerbahçe'de geldi gitti. İşte aldık almak üzereyiz. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim hocam haberin olsun falan. Şimdi başarılı bir performans gösterdi. Ve Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline geldi. Ve geleceğine ilgili de konuşmuş. İlk defa milli takım aday kadrosuna davet edildi. 21 yaşındaki Eren Elmalı. Şu an milli takım odaklandığını ve aklına çıkan transfer haberlerine ilgilenmediğini söylemiş. Ben şu kısmı aldım sadece. Aklında birçok transfer haberi çıkıyor. Transferle ilgili son durum nedir? Son durum şöyle. Benimle saha dışında ilgilenen menajerim var. Şu an onlar bir kulüple görüşüyorsa görüşüyor. Şu an benim bilgim yok. Çünkü şu an milli takım odaklandım. Çok kritik bir 4 maç var. Benim işin saha içi, benim için saha dışıyla ilgilenen insanlar Transferle ilgili gerekiyorsa görüşüyorlardır. Ben kesinlikle saha içine odaklıyım. Böyle de devam edecek. Arkadaşlar bunu ezberlemiş. Bu ezber cümlesidir. Ee, çok iyi bilirim bu cümleyi. Bu cümle hani büyük takımların kendisini istediği zaman ee, Anadolu takımlarının topçularının söylediği ezber cümledir. Bir de bana şunu soracağınızı tahmin ederek cevap veriyorum arkadaşlar. Hocam diyelim ki Eren Elmalı'yı aldık. Tamam mı? Marcelo'yu da aldık. Böyle bir ihtimal var mı? Var Ferdi oğlum Arkadaşlar Ferdi dediğin adam mükemmel bir joker. Sol bek koy oynar. Sol açık koy oynar. Sağ açık koy oynar. Sağ bek koy oynar. Düğününe çağır oynar. Orijini 8 numara oynar. 10 numarada oynar. Bak oynar. Ya kaç tane yön saydım kaç tane mevki saydım. Ya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kafamdaki benim proje şu. İlla ki benim kafamda Türk oynatma projesi var. Emre Mor'u bir şekilde becerdi kaldık diyelim. Bak Emre Mor'u bir şekilde becerdi kaldık diyelim. Tamam mı? Bak tamam dikkatli dinle. Bak bak canımı sıkma benim adam gibi dinle. benim seni sinir etme. Şimdi bak. Marcelo'yu aldın. Sol beke koydun. Geç Aziz Başkanım. Real Madrid'den benzeme al Başkanım biliyor ya. Hangi futbolcunun coşacağını biliyor. Marcelo'yu sol beke ye aldın. Yedeği Eren Elmalı. Mantığım ne dersenin? Hocam çok saçma. Birine para veriyorsun, yedek alıyorsun. Öbürüne işte paraları veriyorsun, asca. Hayır. Benim mantığım şunu söyler. Eren Elmalı, Marcelo'nun yarısının yani yarı yeteneğini, yarısında geçtim çeyrek yeteneğini alabilirse onu kendine örnek görüp hani 7-24 bir arada onu örnek görüp Marcelo'nun yeteneğini alabilirse bence mükemmel bir transfer olur. 1- Emre'yi sağ açığa koy, önüne Ferdi'yi koy. Yani yedekli aslı oynasınlar. Ferdi ile Emre Mor sağ açıkta. O sahi zaten sağ Nazım Nazım ay yok. Bak bu, bu şeyle vesileyle sağ bek transferinden kurtuldun. Nazım iyileşir. Oynar oynamaz bir şey diyemem. O sahi Allah muhafaza bir şey olsa Ferdi Joker. Emre Mor o sahi, Ferdi o sahi sağ kanadı. Bence Fenerbahçe'ye çağ atlatabilir. Bir sağ kanat tandemi. Yine aynı Ferdi Joker 8 numarada eksiğin olsa Ferdi'yi yönetebilirsin. Bazı maçlar deneyebilirsin. Yine sol açık Joker'i. Bence Emre Mor, Eren Elmalı, Marcelo Transfer'i Fenerbahçe için mantıklı geliyor ama bilmiyorum. Kim Minji diyor. Kim Minji demişken Premier Lig'den teklif olduğu iddiası var Kim Minji'ye. Ee, bu iddianın ötesine arkadaşlar bu resmi bir şey artık bilginiz olsun. İşte stoperimiz Kim Minji'yi. İngiltere yolcusu demiş. Ee, bu habere iki hafta önce katılırdım ama şimdi tam katılamıyorum. Çünkü Tottenham ve Everton'dan teklif geldi. Tottenham ve Everton'dan teklif geldi. Ve artık hani Fenerbahçe'de Kim Minji'nin satılması gerçekten yüksek ihtimal. 25 yaşındaki oyuncu 20 milyonun üstünde bir teklif geldiği kaydediliyor. Başkan Ali Koç İstanbul'u çok seviyor. Bir yıl daha kalabilir demişti. Ama oyuncunun ayrılığı yakın diyor. Tottenham ve Everton talip. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin herhangi bir topçusuna Tottenham talip olursa o topçu Tottenham'a gider. Net söyleyeyim. Ama bir şey hariç. Nedir o bir şey? Yani ekstra bir durum. Nasıl ekstra bir durum? Ya arkadaşlar futbolcular bak Pelkas Fenerbahçe'yi çok seviyor. Gitmek istemiyor. Salah'ı seviyor. Kim Minji'yi seviyor. Yani futbolcular Fenerbahçe'yi seviyorlar. Bak bu kadar kötü bir süreçte gelmelerine rağmen. Bir de şampiyonluk yaşasalar hiç kimse gitmez Fenerbahçe'den. Eskiden futbolcular para için gitmiyorlardı. Lan 4 milyon euro veriyor Fenerbahçe. Soldado'ya biz 4,5 milyon euro veriyorduk. Balbuena'ya 4,5 veriyorduk. Galatasaray Ciguli'ye 4,5 veriyordu. Belhanda'ya 4 veriyordu. 4 veren bir takımdı yani. 3-4 tane futbolcuya 4 veriyordu. Tövbe estağfurullah. Lan saçmalamayın. Mustera'ya 4, Belhanda'ya 4, Falcao'ya 4 diyorlardı ama 6-7 milyon euro falan veriyorlardı. Öyle bir takımdı. bunlar bırakıp gider mi adama geri e Beştaş E Beşiktaş da 4 veriyordu bu sene. Başruay'ı 4, Piyaniş 4 değil mi? Vay yavrum vay. Neyse Fenerbahçe kasasına şöyle koyacak böyle koyacak diyor ama şu an Kim Minji ile biraz durumlar değişik. Kesin konuşmamak lazım. Yani gitti dememek lazım. Kaldı dememek lazım. Berisha e çok soruluyor. Jesus'tan Berisha e kararı haberimizde devam edelim. Şimdi Mergin Berişan'ın Fenerbahçe'de akıbetini Jesus belirleyecek. Ve biz ya satmayı ya kiralamayı düşünüyoruz. Ben şey Berişan için bilginiz olsun. Sezon başında 5 milyon euro ödenmiş öyle söylüyor. Beklediği verimi alamadı diyor. Öyle söylüyor. Hani ben de diyorum ki 5 milyon euroya biz almış olsaydık mecburen kap açıklaması yapardık. Hani mecburen kap açıklaması yapardık. Hatta zorunlu opsiyon olsa bile kap açıklaması yapardık. Biz Samat zorunlu opsiyonunu aldık. Hatırlayın. Ben Berisha'nın sadece kiralanabil yani sadece kiralandığını düşünenlerdenim. Zorunlu opsiyonun olmadığını düşünenlerdenim. Ee, belki de geri gitmiştir takımına. Yani belki de hiç bon servisini almamışızdır. Geri gitmiştir. Bilemeyiz. Ama diyelim aldık. Diyelim bizde. E kararı kim verecek? Jesus verecek. Çünkü takımda bütün futbolcularla ilgili analiz çıkarıyor. Şimdi çift forvetli sistemde denenebilir. Niye? 4-3 yani 4-1-3-2 oynarsa Fenerbahçe. Yani tam mevkisi bu. Arkadaşlar Berisha'nın orijinal mevkisi yardımcı forvet. Gizli forvet. GF, YF artık ne derseniz. Yani forvetin yanında forvet gibi takılan ara pasları iyi olan. Hani Modern futboldaki 10 numaranın rolünü üstlenen forvet. Ceza sahası koşuları yapabilen, işte kanat ataklarında ve ya da normal ataklarda ceza sahasını kalabalıklaştıran e, forvetle uyum içinde hareket edebilen forvet. Dikkat edin. Beriş anlattığı gollere bir dikkat edin. Yani birkaç tanesi belki şans eseridir ama onun dışında diğerlerine dikkat edin. Hep bir uyum içerisinde pozisyona giriyor. Böyle dandun yok. Ha kaçırdığı pozisyonlar da var. Kabul ediyorum. Eyvallah. Ama Berisha e tek forvet olarak kaçırdı bunların hepsini. Yani uzun bir yalnızlık 5 dakikada 15 dakikada bir top geldi. Bakın Berisha eğer kalırsa Fenerbahçe'nin bu sisteminde forvetler belki maç başına 10 defa ceza sahasında topla buluşacak. Emin olun Berisha falan kral olur. Samat da Mamat da kral olur bak bu sistemde. Dalga geçmiyorum. Gerçekten diyorum bak bu çift forvetli sistemde Samat da Berisha kral olabilir. Not. Hani kimseyi alamazsak mecbur elde kalırlarsa diyorum. Yoksa göndermeyi hedefliyoruz. O da tabii yeni sezonu hiç e, inceden inceleneceğine çıkıyor. İsmail Kartal döneminde gözden düştü ve Berisha'nın Fenerbahçe karnesi 31 maçta 7 gol, 3 asist. Hani güncel piyasa değeri 6 milyon euro diyor. Ben size enteresan başka bir şey söyleyeyim. İnternete girin, Berisha yazın arkadaşlar. Ee, gerçi benimle size aynı şey mi çıkar bilmiyorum ama bana transfer market en üstte geliyor. Yaş kısmında kocaman harflerle 24 yazıyor. Bir, Alman, 1. Alman. 1.88 boyunda. Rogon'un futbolcusu. 2025'e kadar sözleşmesi var diyor. Hocam biz Berişan'la ilgili kap yaptık. 2025'e kadar sözleşmesi var dedik. Onu biz Rostin'e ilgili yapmış olmayalım. Ya da belki de ben es geçmişimdir. Neyse önemli olan o değil. Önemli olan şurası. Berişan Fenerbahçe'de kaç maça çıktı? Kaç dakika oynadı? Kaç dakikada bir gol attı? 998 dakika Süper Lig artı 370 Avrupa Ligi artı 11 dakika Konferans Ligi artı 90 dakika Türkiye Kupası e, bu kadar. 1469 dakika. Böl paşam bunu. 1469'u. 1, 3, 9, 22 daha 31 maça. Pardon 1469'u çok özür dilerim. 90'a bölecektim. 1469 böl 90. 17 maç 16.30 küsür diyor. 16.5 maç yapıyor. 16.5 maç. 17 diyelim. 17 maçta 7 gol 3 asist yapmış. Yani 17 maçta 10 gollük katkı sağlamış. Şimdi Gabriel Barbosa Fenerbahçe'ye geldi. 17 maçta 7 gol 3 asist yaptı. 34 maçtan 14 gol 6 asist. 51 maça çıktı toplam. Hepsinde de 90 dakika oynamadı. 21 gol 51 maçta 21 gol 9 asist yaptı. Yani 30 gollük katkı sağladı. Kral Gabi gol diye bağırırsınız. Heykelini yapalım diye sıraya geçersiniz. Ha ben bunu beri şey övmek, övmemek için söylemiyorum. Ama çabuk harcadığımızı düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz benimle aynı düşünür müsünüz? Düşünmeseniz de canınız sağ olsun. Son haberimizde Pelkasa İngiltere'den talip haberi. Kim talip? Pelkas'a İngiltere'den talip. Şimdi Yunan futbolcumuza İngiltere'den talip çıkmış. İşte detaylar diyor. Ee, Jesus, Dimitris, Pelkas, İngiltere, Hull City. Pelkas'ı transfer etmek istiyor demiş. Emin misiniz Pelkas'ı transfer etmek istediğine? Hani yanağı eskiden benli olan bir futbolcumuzu transfer etmek istemesin Hull City? Burada bir şey içmem lazım. Akşam gazetesinin haberine göre Fenerbahçe ile oluşuyla bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcan'ın satın aldığı ve gelecek sezon Premier Lig'e e çıkmayı zorlayabilecek bir takım oluşturmak isteyen Halsit'i City Pelkası kadrosuna katmak istiyormuş. Ali Koç ne demişti? Pelkas tabii ki satılmayacak. imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle demişti. Diyorum çok önce söyledim. İtalya Ligi ekiplerinden Bologna'nın dışında Rusya'dan Robin Kazan'ın da Pelkas'ı takipte olduğu iddia edilmişti. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirmişti diyor. Peki Fenerbahçe karnesini 67 maçta 13 gol üretmiş. Transfer transfermarkt'a göre de 4.5 milyon euro piyasa değeri var diyor düşüşte. Çünkü sakatlık vesaire var. Ben Perkas için geçtiğimiz sene teklif gelmişti 7 milyon euro kulüp 12 istemişti. Dedim ki ya 7 de satın. Başka bu fırsat gelmez ayağınıza. diye ama maalesef Hatta Süper Lig kulüplerinin elinde çok güzel fırsatlar geçti. Mesela Abdülkadir Ömür'e Manchester City'nin teklifi vardı. <laughs> Trabzon kabul etmedi. Fenerbahçe'de Nani ve e, Van Persie'ye devre arasında 25 milyon dolarlık teklif geldi. Fenerbahçe kabul etmedi. Çin'den. Belki onlar kabul edilseydi olay çok farklı yere gelirdi. Neyse arkadaşlar. Uzun lafın kısası Pelikasa Melikasa teklifi yok. Keşke olsa. Ama başkalarının olabilir. Belkasa'da teklif gelse Fenerbahçe'nin menfaatine olur ama gelmiyor. Bilginiz olsun. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.